Şimdi iki bakanlığın bütçe görüşmeleri var. Aile Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri bugün ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri var. Her dakika bambaşka bir diyaloğa sahne oluyor meclis. Onlardan birini de bize şimdi muhabir arkadaşımız Aslı Kurtuluş Mutlu aktaracak. Aslı, her saat başında bambaşka şeyler anlatıyorsun, bizi bilgilendiriyorsun. Bu saat başında geride bıraktığımız dakikalarda neler yaşandı, aktarır mısın bize? Gülünay Selçuk, genel kurula bugün tansiyon yüksek, 7. gün ve bu 7 günlük sürede aslında en fazla seslerin yükseldiği ve bir eylemin yapıldığı ilk bütçe günü olarak biz de notumuzu düşelim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden. Bugün hem aile hem de Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi görüşülüyor. Tabii çok fazla konu başlığı var. Türkiye'nin önde gelen sorunlarının aslında birleştiği konu başlıkları bugün genel kuruldan, muhalefet tarafından söyleniyor ve sonrasında da tabii bakanlar da söz hakkını kullanacak. Ama şunu ifade edelim. Kadına yönelik şiddetle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri söz aldı ve tabii söz alımıyla birlikte de aslında genel kurulda bir tartışmanın çıktığını söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekili Gizem Özcan kadına yönelik şiddetle ilgili konuşurken bir anda konuşmasını şu sözlerle böldü AKP sıralarına bakarak. Ben burada kadına yönelik şiddetle ilgili konuşuyorum ama siz orada gülüyorsunuz dedi. Bunun üzerine AKP sıralarından itiraz geldi. Hayır, biz ona gülmüyoruz diyerek ve tabii Grup Başkan Vekili Özlem Zengin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, o da bir söz almak istedi. Bir ithamda bulunuldu bize. Ben de söz hakkımızı kullanmak istiyorum dedi. Ancak Meclis Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca söz hakkı o anda vermedi. Sıra size gelince bu konuyla ilgili itirazınızı dile getirirsiniz dedi. Tabii Gülizar Biçer Karaca bu ifadeleri kullanınca Özlem Zengin de AKP grubuna genel kurul salonundan çıkıyoruz dedi ve genel kurul salonundan çıkıldı. CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan sözlerini tamamladıktan sonra bu kez AKP grubu kürsüye geldi. Bunun önemi de şu Gürünay, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk kez bir kürsü eylemi yaptığını bizler de şahitlik ettik ki muhalefet de bunu dillendirdi. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır dedi ki 21 yılda bir ilke tanıklık ediyoruz. Sizler az önce kürsüyü işgal ettiniz. Ben kendi grubuma teşekkür ediyorum. AKP gibi bir partiye eylem yapmayı, hakkını aramayı sizler öğrettiniz dedi. Ve bu sıralarda AKP sıralarından alkış gelirken Adalet ve Kalkınma Partisi sıralarından da itiraz geldi. Hemen Özlem Zengin'e söz verildi. Özlem Zengin, biz sizden eylem öğrenecek kişiler değiliz. Biz başörtüsü eylemlerini size rağmen yapa yapa bugünlere geldik. Siz mi bize eylemi öğreteceksiniz dedi. O sırada Ali Mahir Başarır da türban konusuna gelmeyelim deyince türban değil, sizin öğretmek istediğiniz kelime türban, bize göre başörtüsü dedi. Yine tartışmalar alevlendi o sırada ve sonrasında Özlem Zengin bizim hayatımızın hiçbir yerinde başörtüsüne yönelik suistimal olamaz diyerek de tekrarladı. Tabii burada Gülizar Biçer Karaca'ya AKP sıralarından yeterli ve adaletli söz hakkı verilmediği yönünde bir itiraz gelince Meclis Başkan Vekili de söz hakkını kullanmak istedi. Meclisi bugün Cumhuriyet Halk Partisi yani Cumhuriyet Halk Partili bir başkan vekili yönetiyor Gülizar Biçer Karaca. O da dedi ki ben bütün partilere sıra gelince onlara söz hakkı verdim. Tarafsız yönetmenin tartışılmasını asla ben kabul edemem. Söz taleplerine esnek kullanıyorum dedi. Bu zamana kadar bütün partilere sıra geldi. Onların ek talebi olunca ben süre verdim ama sıra size henüz gelmedi. Sıra size CHP'den sonra gelecek. Sizin söz hakkınızı o zaman vereceğim dedi. Ve tartışmayı sonlandırdı ve kaldığı yerden devam etti. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nden son isim kürsüde. İlerleyen dakikalarda bir ara verilmesi. Sonra da AKP'ye sıra gelecek ve iki bakan da sunumunu yapacak ama gece geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor. Yani bugün bütçe görüşmelerinin 7. gününde biz bir tartışmaya, aynı zamanda da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk kez mecliste bir eylemi tanıklık ettik kameraman arkadaşım Hüseyin Fındık'la birlikte. Gülünay. Kameraman arkadaşımız Hüseyin Fındık'a ve Aslı Kurtuluş Mutlu'ya çok teşekkür ediyoruz aktardıklarından.